Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda çok değerli bir ismin yanındayız. Melih ile birlikteyiz. Melih Bey. Merhabalar isim? sağ olun Bey. teşekkür ederim. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiniz. Sektörel Dergi'ye konuşacağım ben de. Haber Sektöreldi mi? Sektörel Haber Merkezi. Sektörel Haber Merkezi. Kusura bakma yaşlandık hafıza gidip geliyor. <laughs> Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? E, oyuncu olmaya nasıl karar verdim? Oyuncu olmaya birazcık zorla karar verdim. E, çünkü e, 1980 ihtilali olmadan önce biz lisede, ortaokul lisede güzel güzel okuyorduk. E, o zamanlar idealim e, akademisyen olmaktı yani üniversitelerde profesör daha üstü olmak yani çocukluk hayalim oydu. Ama 80 ihtilali olduktan sonra e, okulda inek öğrenciydim bu arada bayağı çalışkan öğrenciydim. E, 80 ihtilali olduktan sonra okuyamadık çünkü okullarda öğretmen ve öğrenci sayısı işte 3000'lerden 50'lere 60'lara düştü. E, dolayısıyla biz ne yapacağımızı şaşırdık. O zamanlar e, İstanbul Belediye Konservatuarı navla oyuncu alıyordu. Hadi e, dedik şansımız deneyelim bari bir mesleğimiz olsun. Çünkü lisede şey sloganist tiyatro yapıyorduk. İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu rahmetli Yüksel Hoca vardı orada. İlk yani tiyatro eğitimini orada başladık. Ondan sonra konservatuvar sınavına girdik. Konservatuvar sınavında başarılı olduk. İşte girdik konservatuara. Konservatuarda da yani çalışkanlık devam etti. Konservatuvarın ilk yılında kenterlere girdim kenterlerde profesyonel oldum e, tiyatroda sonra işte kenterlerden sonra Hadi Çaman, Ali Poyrazoğlu tiyatrosu Gülre Suru, Cezar tiyatrosu ve daha bir sürü tiyatroda e, rol aldım öyle başladı oyunculuk ama kaç yılıydı? 90-91 yıllarıydı. Ee, en son Ali Poyrazoğlu'da Çılgınlar Kulübü'nü oynuyorduk. Ee, o oyundan sonra bir, bir ara verdim tiyatroya. Bir 7-8 sene kadar ara verdim. İşte o zamanlar ne yaptım? Televizyon televizyon dünyasına girdim kamera arkasına televizyon prodüktörlüğü yaptım işte yöneticilik yaptım onu yaptım bunu yaptım yazarlıktı kreatif yönetmenlikti bir sürü televizyonda bir sürü değil hatta hemen hemen her televizyonda görev aldım yani yapımcı olarak da oyuncu olarak da görev aldım çok uzun oyunculuk hikayem. <laughs> klasik bir soruyla devam edeceğim ama Melih Kenel kimdir? Yani kendinizi biraz bize açabilir misiniz? <laughs> Melih Kenel kimdir? Bunu bana değil başkasına sorun. Hani beni nasıl tanıyorlar? Ben bir insan kendini tanıtması öyle kolay değil. Gerçekten kolay değil. Ee, çok şey hani çok yönlüyüm. Onu söyleyebilirim. Çok yönlüyüm derken ee, çok farklı çok şey işlere bakıyorum Hani tek tek bir işte kalmak sevmiyorum Onun için birçok iş yapıyorum ee, son 6 yıldır mesela televizyon yöneticiliği yapıyorum saat 7 ya Türk televizyonunun yöneticiliğini yapıyorum ee, tabii bu, bununla kalmıyorsun burada işte program önerileri yeni programlar yaratıyorsun programlara giriyorsun içine nasıl yapılıyor nasıl ediliyor onları yönlendiriyorsun Hani çok çeşitli diyeyim Hani tek bir yere kanalize olmuyor yani çok çeşitli rutinali sevmeyen bir adam Meliye Kenar. Yani rutinelden nefret eden, hiçbir şey rutin olmasın diye uğraşan bir adamım. Onun dışında işte yaşamayı seven, başka özelliklerimi düşünüyorum. Birisi, yani ben başka birisi olsam Melih'i nasıl tanıtırım diyorum. Ha bisikleti çok seven biri. Ee, bisikletler derneği kurucu üyesiyim. Ee, Murat da birlikte. Aynen, şu an tabii tabii şey şu an şirkette kaç 6-7 kişi bisikletle işe gidip geliyor. Hani ben gidemiyorum. Ben bir motosiklet aldım şimdi yaşlandım artık. Kışın binemiyorum bisikleti. Ama bu yaz tekrar başlayacağım inşallah. Ee, bisiklet var. İşte ne bileyim ben yazarlık var. Çok okurum, çok okumayı severim. Hababam sınıfı gibi efsane bir filmde rol almak size neler kattı? Bu, ne, ilgili, ne konuşmak istersiniz? ha Hababam sınıfı ya babam sınıfının yani bizim çektiğimiz versiyonu zor bir versiyondu. E, çünkü önümüzde çok büyük ustalar vardı. Hani Şener Şen gibi, Kemal Sunal gibi işte ya yani onların yerini almak gibi bir düşüncemiz asla olmadı. Ama Ferdi İlmez Hababam şey sınıfı çekeceğim dediği zaman Ertem Erteme İlmez'in oğlu ve efsane devam ediyor ve Ertem İlmez kadar da iyi bir yapımcı ve şey yönetmen, özellikle yönetmenliği çok iyi Ferdi'nin eee yani yapılır mı, yapılmaz mı derken Kartal Tibet yönetmeni olunca. Çünkü birçok Hababam sınıfında o yönetti. O zaman hani Kartal Tibet bu işe soyunuyorsa bizim ne haddimize oynarız dedik. E girdik ve onlar da şimdi 3 tane Hababam sınıfı çektik yeni versiyon. Onlar da klasik oldu sanırım. Yani yeni klasiklere girdi neo klasik olarak. Onlar da yerini buldu. E çok keyifliydi yani çalışma ortamı çok iyi ferde Ferdi Eğilmez'in seti çok keyifli zaten. Yani o tam bir maestro çünkü. Yani yapımcı olarak da yönetmen. Çünkü son ikisini o Ferdi Eğilmez yönetti. İlkini Kartal Tibet Merhaba'yı. E, Hababam sınıfı askerde ve Hababam sınıfı üç buçu o yönetti. Hababam sınıfı askerde en iyileriydi. Yani benim düşünceme göre. E, çünkü Ferdi çok özgür bıraktı. Çok improvizeler, doğaçlamalar yaptık o filmde. E, çok çok Keyifli oldu yani çok çok anılar da da oldu orada. Ee, sonra Hababam sınıfı üç buçuk. Hababam sınıfı üç buçuk. Hani bir Ferdi kendi de diyor ya başarılı değil olmadı gibi diyor ama bence sinematografik olarak üç Hababam sınıfı içinde en iyisi benim düşüncem tabii. Ondan sonra da maskeli beşler geliyor zaten. O kadar. Bir Hababam bir maskeli. Ee, şimdi şeyi şey sormak istiyorum bu. Abuzer çok başarılı bir karakter. Bu Abuzer karakteri nasıl oluşturuldu acaba? Onun Abuzer karakteri, Abuzer radyo karakteri ıı, olarak tanındı ama aslında Abuzer radyo karakteri değil. Abuzer. Ben de ıı, Kral TV'de izliyordum. Ya genç TV'de kralda çıkmadı. Kral'da, ee, kral'da, yok, genç TV'de yaptım bir o kaç 20 bölümüne bir şey yaptık şeyle ya, Ferhat'la birlikte. Deniz Seki ile yaptık. Ya çok Özcan Deniz ile yaptı. Second Man oldu onların programında. E, Abuzer bir şey karakteri. Minder komiği karakteri olarak çıktı. O zaman Ali Poyrazoğlu tiyatrosundaydık. Herkesin bir tipi vardı. Herkes bir karakter yapıyordu. Ve şey çok meşhurdu o zaman. E, Hasan Kaçan'ın Jort diye bir tiplemesi vardı. Emeğen kevyeydi diye konuşan böyle karakterler çiziyordu. Onunla, onun gibi konuşuyordu herkes. Ve oradan üreme tipler yapıyordu. Bu da yani Hasan Kaçan'ın o George tiplemesinden türemiş bir tip olarak çıktı. Önce kendi aramızda başladık. Ee, sonra e, yani konuşması bozuk olduğu için Abuzer'in bar şovlarına başladı ve barda belden aşağı hani şey, e, e, esprilerle e, bar şovu yaptık. O bar eee radyodan teklif geldi. E, Mert diye bir arkadaşımız vardı. İyi bir DJ o da. E, Mert geldi. Hani program verdiler bana. Gel beraber yapalım abuzerle. Ya Abuzer'i kim anlar? Hani konuşması bozuk adamın. Ağız fizyonomisi bozuk. O yüzden konuşamıyor. Ya gel bir deneyelim dedi. Girdik, denedik ki tuttu. E, o çok diretti. Yani tutacak bu karakter dedi. İlk başta çok şey parlak olmadı. Sonra tuttu. Bu, bu bayağı ya yani 14 sene falan non-stop yaptık Abuzer'i. Abuzer'in özelliği dünyanın ilk ve tek improvize doğaçlama tiyatrosuydu günlük. O yani kolay bir şey değil gerçekten. Hani ama yani insanlar bilmedi. Bunu normal radyo gibi geçti. Gerçi birçok ödüller aldı. En iyi program, en iyi program yapımcısı. Hani birçok ödüller aldı. 14-15 sene yaptım. Sonra işte yani radyoculuk şimdi maalesef böyle garip bir şeye geçti. Hani düzlükten aşağı doğru inmeye başladı. Radyo DJ'liği özellikle. Radyo programcılığı daha doğrusu. Hani radyo programcılığı, radyo programcısı kalmadı öyle söyleyeyim. Hani artık günlük haberler lay lay lomla geçiştiriliyor radyolar. E ee, öyle olunca da hani biz eski DJ'lere şey kalmadı. Bir DJ demeyeyim kendim. Hani radyo programcılarına yer kalmadı radyoda. Kim sorunlar? En çok keyif aldığınız iş hangisi? E, radyo programcılığı, kanal yöneticiliği, yapımcılık vesaire. Ya bir ayırt edemem hani Melih'e kenarı tanıttım ya nasıl çok yönlü her şeyde hepsinden hepsinin ayrı bir keyfi var ve hiçbir zaman şey yapmadım ben hani ben şimdi televizyon yöneticisiyim başka bir şey yapmayacağım yapmadım ben hani televizyon yöneticisiyken de işte dublaj yaptım tiyatro yaptım film çektim işte ne bileyim ben dizi yapmadım diziye zamanım yoktu ama hepsini yaptım ve hepsinin ayrı bir keyfi var yani şu daha keyifli şu daha keyifsiz diyemem ee, ama şey ay ayırabilirim yani oyunculukla ilgili kısımlar her zaman en keyiflisi. Yani o, ben ayırmıyorum çünkü yani sinema oyunculuğu, televizyon oyunculuğu diye ayırıyorlar öyle bir şey yok. Oyunculuk bir tanedir. Hani insanlığın çıkışından beri oyunculuk bir tarzıdır. yani Kamera önü oyunculuğu ya da ne bileyim sinema oyunculuğu diye bir şey yoktur. Oyuncu oyuncudur kardeşim her yerde oynar. Tiyatroda da oynar, televizyonda da oynar, işte sinemada da ne bileyim ben meydanlarda da oynar oyuncu yaptığım her işten çok keyif aldım yani keyif almadığım bir şey zaten yapmam yani zor yaptırırsınız bana onun dışında böyle anladım ee, e, şimdi Halit Akçatepe vefat etti ee, ve Bülent Kayabaş vefat etti daha bir sürü tabii ki ünlü ya, isimler <laughs> <ediliyor muyum gülüyor> yok, <sadece? gülüyor> yok onların arkasından neler söylemek istersiniz diye soracağım ya genelde ölümün arkasından konuşulmaz biliyorsun da Halit abi çok çok ya ne yani neyse canı yani, acı bir şey yani hayatın gerçeği yani doğum gibi ölümde bir gerçeği ama ya Halit abiyle çok şeyler paylaşmıştık. Hani baba oğul bile oynadık ve yani seviyordum, çok seviyordum. Hani şey pişmanlıklarım var. Hani biz çünkü oyuncular hani zannediyorlar ki bizi hep bir arada yaşarız böyle hep birbirimizi görürüz hani bir, beni gördükleri zaman aa işte şu, işte Şafa görüyor musun Peker'e selam söyle Cengiz'e selam söyle. ya kardeşim ben onları 4 yıldır 5 yıldır görmüyorum hani film varken varız ee, şey pişmanlığı var keşke yani Ali abiyle de Bülent abi daha farklı tabii yani keşke onlarla daha sık görüşseydim hani e çünkü çok şey aldık onlardan. Yani çok şey öğrendik. Halit Tepe'den sinema açısından muhteşem şeyler öğrendim. Bülent Kaya öyle tiyatro yaptık, televizyon şey dizileri yaptık. Onunla da öyle. Yani o inanılmaz şeyler. Hani onlar tam ustalar yani bir de işi kendine saklamayan ustalar çok özel onlar hani yanına biri geldiği zaman öğretiyor rahmetli Zeki Alasya da öyleydi hani yani Zeki Alasya ile bir Hababam sınıfın ilkinde hani karşılıklı sahnemiz oldu ama yani karşılıklı sahnemizde 2-3 şey söyledi. Ya şöyle durursan bak şöyle olur dedi. Ya bütün dünyamı değiştir. Bütün bakış açımı değiştir. Hani böyle minik iki tane öğreti işte bütün sinema şey, kamera önünü sana öğretmiş oluyor. Yani kendine saklamayan insanlar bunlar bilgileri. Onun için çok değerli insanlardı. Yani gidiyorlar üzülüyoruz arkasından ama anıları taze yani her zaman hani sohbeti yapıyoruz. Şimdi yakında anlaştık Levent Kazak, Levent Can'la birlikte oturup bir Bülent Kayabaş gecesi yapacağız kendi kendimize. Onunla çok anılarımız var çünkü cenazede beraberdik Leventlerle. Onlar da söyledi hani ne kadar çok anımız var, ne kadar çok eğlenmişiz dedi. Bülent abiyle çok eğlendik biz gerçekten çok eğlendik. Yani üzülüyor insan ama yapacak bir şey yok. Yani Allah sıralı ölüm versin. Allah çocuklarımıza uzun ömür versin. Ne diyeyim? Vatan, millet sağ olsun. Amin. Başımız sağ olsun tekrar. E, son olarak bir sinema filminden bahsediliyor. Yani e, çekilecekmiş sanıyorum diye. Um, bizim Turgut'un bir filmi olacak bu. Ee, yeni bir film olacak ve sanırım yani çok az yapılıyor Türkiye'de. Çocuk filmi ve reel çocuk filmi. Hani çizgi film, animasyon olmadan bir film. Ee, onun çalışmasına başladık. Şimdi havaları bekliyoruz. Çünkü Hayvanat Bahçesi'nde çekilecek. Ee, sanırım Mayıs sonunda çekimlere başlayacağız onun. Ee, Eylül-Ekim gibi de se minik seyircilerle karşılıklı olacağız. Kimler var? Cengiz var. Cengiz Küçük Ayvaz da beraberiz. Başka kimler var? Hilal Ergenekon var filmde. Ee, bu işte benim hafıza bu kadar. İsim hafızası maalesef 45'ten sonra tükettim ben isim hafızasını. Ee, zaten çıkar yakında basında. Hani biz basın şeyi yapılacak çünkü basın günü yapılacak çekimin ilk günü. Ee, işte Darca ve Adat Bahçesi'nde çekilecek. Konuşan hayvanlar var, çocuklar çetesi var. Ee, var var bayağı eğlenceli. Hani çocuklar olduğu kadarın hani büyüklerin de çok eğlence bir film yapacağız. Çünkü senaryosu çok çok başarılı. Turgut kendi yazdı senaryoyu. Ee, hani başarılı senaryo. biz biz onu Cengiz'le daha da köpürtürüz çekimlerde. İyi bir film olacağını tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Peki çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdınız. Rica ederim sağ olun. Buraya kadar davet ettiniz. Ee, çok sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. İyi günler diliyorum.